Teke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten elimizdeki en iyi uygulamalardan bir tanesi olan Bilgin'e bakacağız. Bilgin'deki güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Çok fazla soru var. Yüklü olan arkadaşlar güncelleme yapamadıklarını söylüyorlar. Ben de şu an bu cihazda yüklü değil, o yüzden sıfırdan kuracağım. Cihazına yüklü olup güncelleme yapamayanlar uygulamayı kaldırarak bu videodaki gibi en baştan yükleyebilirler. Hepsini size adım adım anlatacağım. Biliyorsunuz normalde videoların sonlarında yükleme işlemini gösteriyordum. Ancak çok fazla arkadaş, yani çok enteresan bir şekilde videoların o kısımları herhalde izlemiyorlar. Her videonun altında şifre nedir, nasıl indireceğiz, nereden kuracağız, drive adresi nedir gibi aynı sorular tekrar tekrar devam ediyor. Bunu engellemenin bir yolu olmadığını artık kesinlikle ikna oldum. O yüzden her videonun başında indirme konusunu baştan anlatmak zorundayım. Bu konudan sıkılan arkadaşlar da var. İşte abi niye videonun başında anlatıyorsun diyenler birkaç dakika ileri sarsın arkadaşlar. Videonun o kısımlarını geçebilirler. Bilgin uygulaması bu kanalda ilk tanıttığımız zaman ilerisinin çok açık olduğunu, gerçekten altının çok dolu olduğunu söylemiştik. Arada birkaç tane güncelleme aldı. Ve en güzel tarafı şu arkadaşlar, Telegram grubunda çok ciddi bir etkileşim var ve kullanıcılardan gelen geri dönüşleri kesinlikle ve kesinlikle çok dikkate alıyor arkadaşlar. O yüzden çok iyi çıkış yaptığını söyleyebilirim. Bu versiyonda aslında video çekmeden önce denedim. Gerçekten çıtayı çok yukarıya almışlar. Elimizdeki en iyi uygulamalardan bir tanesini net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada şu soru da geliyor bazen. Abi zip dosyalara niye şifre koyuyorsun? İşte şifresiz paylaşsan olmaz mı diye. Arkadaşlar bu konu şöyle çıktı. Daha önce ben direkt APK dosyalarını paylaşıyordum. Bir müddet sonra Google'dan mailler gelmeye başladı. İşte paylaştığınız dosya kurallara aykırıdır gibisinden. Ve sonrasında da ben bunları zipin içine koyup zipi de şifrelemeye başladım. Ve zipi şifrelediğim zaman Google tabii ki aslında tarayabilecektir. Muhtemelen şifreyi çok kolay bir şekilde çözecektir. Ancak bu yasalara aykırı olduğu için dosyaların içini tarayamıyor. Ve dolayısıyla uygulamalara engel çıkaramıyor. Hatta denemek için, bakın çok enteresan, Bilgin'in bu versiyonu şifresiz bir şekilde zipleyip drive'a attım ve bugün uyarı geldi. Paylaştığınız dosya kurallara aykırıdır gibi. Tekrar da aynı dosyayı şifreleyerek tekrar atmak zorunda kaldım. Şifre ama hiçbir zaman değişmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 bir kere öğrendikten sonra tüm dosyaların şifresinin aynı olduğu için bir daha da sormanıza zaten gerek kalmayacak. Önümüzde bir engel değil açıkçası. Hemen ekran alarak indirme işlemini başlatalım. Drive'a ulaşmanın birçok yolu var. Ekranda görmüş olduğunuz videolarda farklı farklı yollarla drive'a gidebilirsiniz arkadaşlar. Cihazınıza uygunsa bu yollardan bir tanesini deneyebilirsiniz. Ancak yeni nesil, yani ikinci nesil Mi Box cihazlarda ve yeni Android TV Box'larda bu yöntemler maalesef çalışmıyor. Google oralarda da bazı şeyleri drive'a ulaşma konusunda engellemiş. Ama tarayıcıyla girip tarayıcıdan indirme her cihazda çalışıyor. Telefon, tablet, televizyon, aklınıza ne geliyorsa box cihazlara dahil her cihazda bu yöntemle uygulama indirebilirsiniz. Ben Geosfer kullanıyorum. Geosfer markette var. Ama bazı arkadaşlar diyor ki ben Geosfer'i markette bulamıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar neden yok. Belki başka ülkedesinizdir, belki VPN'iniz açıktır ama Türkiye'deki Mi Box marketinde Geosfer yer alıyor ve direkt markette indirebildiğiniz için en pratik tarayıcı bu. Opera da kurabilirsiniz, Chrome da kurabilirsiniz. Biliyorsunuz daha önce ben Chrome kullanıyordum. Ancak onları kurmak ekstra bir çaba gerektiriyor. Çünkü bu uygulamalar markette yok maalesef. Nasıl kuracağınızla alakalı kanalda birden fazla video var. Ama Geosfer direkt markette indirildiği için her şey çok çok basit. Geosfer'i çalıştırdıktan sonra bizim linki değişmeyen bir drive adresimiz var. Herhangi bir şekilde engellenmezse drive adresimiz şu bit.ly/netek6128. Drive adresi açık, herkese açık, çalışıyor, kimse engelli değil. Ben adresi yazdım giremedim diyorsanız adresi yanlış yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben yazdım direkt açıldı. Bu arada adresi Google'un arama çubuğuna yazmayacaksınız. Üstteki arama barına yazacaksınız. Bu çok önemli. Aramaya yazarsanız, yani Google'da aratırsanız bu drive adresine ulaşamazsınız. Drive bu şekilde, biliyorsunuz, klasörler listesi şeklinde karşınıza geliyor. Her klasörün, her uygulamanın kendi klasörü var. İçinde de uygulamanın kurulum dosyası var. Bugün Bilgin'i konuştuğumuz için Bilgin'in klasörüne çift tıklayarak giriyorum. Bu arada klasörden uygulama indiriyordum. Abi işte kotaya takıldım, kota aşıldı gibi hata veriyorsa yine ekranda görmüş olduğunuz videoda bunun çok basit bir çözümü var. Ama hemen söyleyeyim. Drive'da oturum açmanız lazım. Girdiğiniz tarayıcıya drive ulaştığınızda mutlaka oturum açmanız lazım. Oturum açmadan indirmeye çalışırsanız kotaya takılıyorsunuz. Ama detaylar videoda. Bakın artık klasörün içine kocaman da yazdım. Zip şifresi 1245 diye. Artık herhalde soran olmaz diye düşünüyorum. Üstteki dosyanın yanındaki 3 noktaya bastım. Açılan menüde indir diyorum. Yine her zaman yaptığım uyarıyı tekrar yapayım. Market dışından uygulama yüklerken indirdiğiniz dosyayı mutlaka tarayın arkadaşlar. Yani kimse kimseye güvenmek zorunda değil. En bilinen, en çok yaygın olan uygulamaya dahi güvenmeyin, mutlaka taratın. Zipli dosya şifreli olduğu için Google bu dosyada tabii virüs taraması yapamıyor. Yine de indir diyorum. Dosya inmeye başladı yukarıda ve şu anda indi, file downloaded dedi. Hemen ana sayfaya dönüyorum. Dosya yüklemek için de bir dosya yöneticisine ihtiyacımız var.
Daha önce FX kullanıyorduk. FX unutun, artık JX File Explorer'ı kullanıyoruz. JX File Explorer'ı marketten yükleyebilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Çalıştırıyorum. JX'i çalıştırdıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada indirilenlere gidiyorum. İşte indirdiğim dosya burada, zipli bir dosya. Şifreli olduğunu unutmayın. Üstüne tıkladığım zaman benden şifre isteyecek. Şifreyi az önce söyledim. Klasörün içine de yazdım. 1, 2, 3, 4, 5. Şifreyi yazıp tamam dedikten sonra zipin içindeki APK dosyasını görebiliyorum. Onun üstüne tıklıyorum. Kısa bir zip içinden çıkarma işlemi yaptıktan sonra kurulumu başlatacak. Her şey bu kadar basit. Drive tarayıcıya ulaştık. Klasöre girdik, indir dedik, indirdiğimiz dosyaya tıkladık, şifreyi yazdık ve yükleme başladı arkadaşlar. Bakın işlem bitti ve şu an yüklemek istiyor musunuz diye yükle diyorum. Kısa bir beklemeden sonra uygulama yüklendi, bitti diyerek çıkayım. Ana ekrana gideyim. Şimdi ana ekranı almam lazım. Ben arayüz olarak Projectivity Launcher kullanıyorum. Projectivity Launcher'ın da yine kanalda videosu var. Kategorileri düzenle dediğim zaman Cinetek diye burada bir kategorim var. Uygulama yönet diyorum. Bilgini, ayarları değil, bilgini ana ekrana alıyorum. Bakın buraya geldi. Üstüne tıklayarak çalışıyorum. Burada ekran kapalı olacak. Buraları anlatmamızı tabii ki YouTube çok fazla sevmiyor. Elimden geldiğince öncelikle kumandayla size arayüzü ve içindekileri anlatmaya çalışacağım. Sol üst tarafta benim menü tuşu var. Ona bastığım zaman kişisel listelerim, linkatör diye bir şey var. Canlı puan durumu, çevrim içi, akış oynat ve paylaş var. Menüden çıktım, ana sayfa direkt canlıyla açılıyor. Burada ulusal, haber, malum, belgesel, uzun metraj, çocuk, müzik gibi alt kategoriler var. Hemen sağda uzun metrajlar, yani seç izle şeklinde çalışıyor burası. Mesela kırmızı pakete girdim. Veriler yükleniyor dedi. Karşıma güzel bir liste geldi. Burada arama fonksiyonu var. Onu kullanabilirsiniz. İçerik, bu arada bir reklam geldi. Reklamın başında aslında atlama butonu geliyor ama atlama butonu tabii kumandayla gidemiyoruz kesinlikle. Yani oraya çıkamıyoruz. Elinizde fareniz varsa her şey çok kolay. Reklamı sonuna kadar izlemeden atlama butonuna basarak sağdaki çarpı işaretinin etrafındaki yuvarlak dolduktan sonra çarpıya basarak geçebiliyoruz. Ya da kumandanız varsa sonuna kadar izledikten sonra bakayım kumandayla. Evet, maalesef oraya çıkamadım. Demek ki yo, çıktı. Bu arada kumandayla geçtim. Kırmızı paketi içindeydim. Burada dediğim gibi güzel bir liste var. Bir tanesine tıklayayım. Üstüne tıkladığınız zaman bir özet ekranı geliyor. Özeti okuyabilirsiniz. Yine alttaki içeriğin içine bastığınız zaman hızlı bir şekilde açılıyor. Şöyle bir pause yaparak. Bu arada görüntü kalitesi çok iyi. Player çok güzel olmuş. Bilgin gerçekten tamamen yenilenmiş. Kendileri de öyle olduğunu söylüyorlar. Ve bunları sizin istekleriniz üzerine yayınladıklarını söylüyorlar. Oynatma hızı gelmiş. Görüntü kalitesi, ses, altyazı seçenekleri gelmiş. Bunlar tabii ki içerikte varsa seçilebiliyor. Burada liste bayağı uzun. Aşağı doğru bayağı gidiyor arkadaşlar. Ve arama fonksiyonu olması da işimize yarayacaktır. Burada tabii ki bir filtreleme fonksiyonu isterdik. Hani gerilimler kalsın, işte sadece yeniler kalsın, 2023'ler kalsın, 2024'ler kalsın gibi bir filtre çok işimize yarardı. Ama mesela uzun metrajların altında kırmızı paket, D+, Amazon ve diğer yayın paketleri var. Ayrıca aşağıda buraya bir malum özel diye bir bölüm gelmiş. Orası herhalde yanlışlıkla karışmış. Evet, oraya girdiğim zaman müsabakadan özetleri geldi karşıma. Ya da özet mi acaba? Tam mı? Onu da bilemiyorum. Burayı siz takip edersiniz. Yine yıllara göre kategorilendirmiş. Yine uzun metraj içerikler var. Aşağıda yeni eklenenler: vizyon, seri, IMDb, top list, Marvel, altyazılı, 4K, animasyon, aksiyon, bilim kurgu. Yani yukarıda yapılması gereken paketin içinde yapılmasını istediğimiz kategorilendirmeyi burada yapmışlar. Mesela korkuya bir girelim. Bir reklam daha geldi bu arada. Reklam sayısı bunaltıcı değil arkadaşlar kesinlikle. Ama artık süreye bağlı mı, tıklamaya bağlı mı, onu birazcık kullandıktan sonra tabii tecrübe edebiliriz. Yine burada sadece korku içerikleri kaldı. Gayet güzel olmuş. Benzer şekilde yanında hemen seriler bölümü de var. Yine önce yayın paketleri ayrılmış. Aşağı indiğiniz zaman da işte eğitim, training, Formula 1, Survivor, belgesel serileri, animasyon, altyazılı vesaire gibi bayağı bol bir içerik eklenmiş. Duyuru kısmı varmış. Ne diyor? Bu sürümle beraber duyuru alanı gelmiş. Bundan sonra bu alan üzerinden sizlere her türlü bilgilendirme daha kolay bir şekilde yapılacak ve yaşanacak her türlü olumsuz durumda ilk bilgilendirme bu kısımdan yapılacaktır diyor. Gayet güzel. Ayarlar varmış. Oynatıcı tercihleri var. Varsayılan ses dili Türkçe. Hani mesela siz burada eğer ki yayın içinde varsa, işte ben İngilizce ya da orijinal dublaj olsun ama altyazı Türkçe olsun gibi, bunları varsayılan olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buraların çok fazla ellenmesi gerektiğini düşünmüyorum ama burada bakın Telegram grubu, e-posta adresleri gibi bilgileri alabiliyorsunuz. Biz ana kategoriye geri gidelim. Yani ilk kategoriye geri gidelim. Canlının altında ulusala girdim. Hemen bir tane deneyeyim. Hızlı bir şekilde açıldı.
Yine buradaki player'da da oynatma hızı vesaire var. Bu oynatma hızı TV yayınlarında şöyle işliyor. Geri alıyorsunuz bazen, birazcık hızlı oynasın istiyorsunuz. O zaman bayağı işe yarıyor. Kanallarda şöyle bakıyorum alternatiflerine. Geri alma konusunda bir genel bir şey var mı? 3 dakika 24 saniye. Başka bir kanala gidelim. 44 dakika. Yani genel bir şeyden bahsedemiyoruz. Genel bir geri alma süresinden bahsedemiyoruz. Bu çok fazla sorun oluyor. Arkadaşlar, kanallarda yayınları bir yerlerden çekiyorlar. 24 saat geri alabilen bir yayın olmadığı için de tamamı için böyle bir şeyden maalesef bahsedemiyoruz. Haber kısmı da şöyle bir tıklamış olayım. Burada da birkaç deneme yaptığımda her şeyin gayet güzel çalıştığını görüyorum. Malum kısma girelim. Malum kısım mor paketle başlıyor. Aşağılara doğru iniyor. Bayağı bir her kanalın birden fazla alternatifi var arkadaşlar. Şu an Avustralya açık olduğu için beni en çok ilgilendiren Eurosport kısmı. 1 ve 2. Şu an inatta çalışmıyor mesela arkadaşlar. Eurosport'ta inatta açılmıyor. O yüzden alternatif uygulama. Ben birkaç gündür inatı hiç çalıştırmıyorum bile. Çünkü oralar dediğim gibi çalışmıyor. Şöyle mor 1'e bakalım. Birazcık bekletti. Açılmadı. Ama alternatifi var. Alternatifi açıldı. Bir alternatifi daha var. O da açıldı. Tabii hep konuşuyoruz. Bunu şu an test etmenin çok da fazla bir esprisi olmayabilir. Çünkü yayın yok. Şu an canlı bir şey yok. Canlı müsabaka olduğu zaman test etmek daha kıymetli. Ben ne kadar şu an her şey dört dörtlük çalışıyor desem de siz yaşadıklarınızı lütfen aşağı yazın arkadaşlar. Yine benim için önemli kategorilerden bir tanesi belgesel. İnsanı gerçekten çok dinlendiriyor. Özellikle nasıl yapılmış ve tabii ki wild kısmı benim çok ilgimi çekiyor. Liste gayet güzel. Açma hızı, görüntü kalitesi her zaman olduğu gibi gayet başarılı. Yine yayın paketlerinin dedim ama Kemal Sunal çıktı. Bu arada bir reklam geldi. Ya TV'den uzun metrajlı ya da seri izlemek diye bir şey kalmadı herhalde. Şimdi biz 20'li yaşlardayken CNBC'ye vardı. Her dizinin saatini ve gününü bilirdik ve beklerdik arkadaşlar. Hatta ben şöyle yapıyordum bazen. Lost ya da Battlestar Galactica ya da 4400 gibi dizilerin sezonunun bitmesini bekliyordum ki bir başlayayım arka arka izleyeyim de. Şimdi tabii Netflix'in hayatımıza girmesiyle o yöntem birazcık değişti biliyorsunuz. Zaten sezonu komple veriyorlar. Ama şimdi yine tek tük tamamı yayınlanmama olayı yine geri döndü. Dolayısıyla artık biz de dahil, hele ki gençler, bir şey bekleyeyim saati gelsin o saatte işte izlemeye başlayayım gibi bir şey kimse kabul etmiyor. Çünkü herkes işine gücünü kendine göre ayarlayıp istediği zaman gelip izlemek istiyor. O yüzden bu kısımlar benim için çok fazla önemli değil. Çocuk bölümüne bakalım. Evet, liste güzel. Bir tanesine tıklayayım. Açılmadı. Başka bir tanesine tıklayayım. O açıldı. Ufak tefek açılmayan şeyler var. Ancak çalışma oranı %100'e yakın. Onu size söyleyeyim. En çok sorunu şu an çocuk bölümünde yaşıyorum. Şu an 3'te 1 arkadaşlar. Israrla bakmaya devam ediyorum. 4'te 2 oldu. 5'te 3 oldu. 6'da 4 oldu. Yani üstte 2 tane çalışmayan varmış. Bir an heyecan yarattı. Müzik bölümü de yine benim. Televizyonu açıp izleyeceğim bir kategori olmadığı için buralarda çok fazla gezinmeyi sevmiyorum. Uygulama hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Şöyle bir güncellemede nelerin değiştiği ile alakalı bir liste var. Onu size okumak istiyorum. Her açıdan diyor yepyeni bir bilgin. Sizlerin isteklerini dikkate alarak, burası çok önemli arkadaşlar. Keşke her uygulama geliştiricisi bunu yapsa. Uygulamayı baştan sona yeniden tasarladık. En güzel değişiklikler donattık ve bilgin 2.7 güncellemesi şimdi hazır. İşte bazı değişiklikler demiş. Video oynatıcı baştan sona değiştirildi. Çok iyi olmuş video oynatıcısı. Ve artık daha stabil ve görsel açıdan daha güzel hale getirildi. Tüm uzun metrajlı ve seriler için özet, tür, oyuncular ve yapım ekibi bilgileri gibi detaylar kullanıcıların hizmetine sunulmuş. Seri içerikleri, burası çok önemli, seri, sezon ve bölüm şeklinde kategorize edilmiş ve daha rahat bir gezinme sağlanmış. Burası önemli arkadaşlar. FFmpeg eklentisiyle, ki bu eklenti çok eskiden beri var ve çok kullanılan bir eklenti, bazı cihazlarda yaşanan ses çıkmama sorunu tamamen giderilmiş. Kişisel listeler menüsünün liste parse etme özelliği tamamen geliştirilmiş ve bir hafta süreyle tüm kullanıcılara denemeler için açık hale getirilmiş. Bilgin malum tarafı açılmış ve yayın yapılmaya başlanmış. Geriye kalan her şeyi şimdi denemek için uygulamaya son sürümü yükseltebilirsiniz. Ve uygulamamızı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz diyor. Ben de bu tarz güzel bir uygulamayı tanıttığım ve sizlerle paylaştığım için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü kesinlikle kesinlikle elimizdeki en iyi uygulamalardan bir tanesi. Güncellemelerle ve kullanıcı isteklerinin geri dönüşleriyle beraber gerçekten çok üst seviye bir uygulama olmuş diye düşünüyorum. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yazın arkadaşlar. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım istiyorsanız. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı buraya davet etmeye ve katıl yapmayı lütfen unutmayın. Kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız kapım sonuna kadar açık. Ekranda mail adresimi görüyorsunuz. Kısa bir açıklama ve indirme linkiyle beraber bana mail atarsanız uygulamanızı tanıtıyorum. Hiçbir karşılık beklemiyorum tabii ki.
ve bir anda binlerce daha fazla kullanıcıya ulaşabilirsiniz. Ayrıca siz de beğendiğiniz uygulamaları, yani kendiniz geliştirmeseniz de abi şöyle bir uygulama var gerçekten iyi dediğiniz uygulamaları yine bana gönderin, yine indirme linkiyle beraber onları da tanıtalım ve o uygulamaların daha uzun ömürlü olmaları konusunda destek vermiş olalım. Ve tabii ki aklınıza gelen her konuda maili ve yorumları kullanabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Ancak tamamına yetişmek tabii ki imkansız arkadaşlar. Çünkü günde 150-200 tane hem mail hem de yorum geliyor. Güncel bir video yorumlar geliyor. İşte abi niye cevap vermiyorsun diyor. Ama aynı anda kanalda yayınlanan bütün videolara yorum geliyor arkadaşlar. Yani o liste çok karışıyor. Dolayısıyla bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.